değerli izleyiciler. Bu defa Akdeniz'in en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Alanya'ya gidiyoruz. Altımızda 1800 cc'lik yeni bir motor var. Sabah erkenden ayağımın tozuyla lezzeti kaynağında test etmek üzere Edevet Yaylası Kark Ormanı'na çıkayım dedim. Oo, maşallah. Hasan Bey nasılsınız? Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ değil mi? Çok şükür sizleri sormalı. Bu ne ya? Bu neler yarattınız buralarda böyle? Maşallah. Efendim sizlere az bile bu. Çok güzel. Teşekkür ederim. Vallahi yoldan geldim. İlk durak. Dedim ki hemen gelin Hasan Bey'in yeni mamullerinin kalite kontrolünü bir yapayım. Memnuniyetle efendim. Yani bu hakikaten harika bir sofra olmuş. Neler var burada? Efendim neresinden başlayayım yani? Vallahi yani ben de taşmış zaten artık. Bence sıcaktan başlayalım. Sıcaktan başlayalım. Bu evet, efendim ya. Bu Toroslar'da yetişen, kekik yiyen oğlan kavurması. Şurada bak bak. Oh. İşte bu limonla oğlan karışmasının verdiği tek. Tamamdır. Hakikaten buyurun olsun. Şöyle geçelim. Buradan buyurun ben efendim. Tarifleri alayım. Harika bir sofra hazırlamışsınız gerçekten. Yanında ne var? Pekmez mi o? Efendim keçi boynuzlu pekmezle yapılan tahinimiz var. Melemen var. Yine Alanya'nın yüzak olan avokadomuz var. Bu da kahvaltıda ve yemeklerde mutlaka olan bir şeyimiz, ürünümüz. Şu pekmeze de bir bakayım. Buyurun bakın. Yine ben bu arada anlatmaya isterseniz tabii, devam edeyim. Tabii. Yine Alanya'da markalaşmış bir S pastamız dediğimiz pastamız kurabiyemiz var. Onun üzerinde görülen diğer bir kurabiyemiz de keçi boynuzu unuyla ve pekmeziyle yapılan bir kurabiye. O da çok özel bir şey. Şu da yine çok güzel bir hem reçel hem tatlı olarak kullandığımız. İncir mi o? İncir. Tabiri caizse kak, incir kakı diye belirttiğimiz bir tatlımız. Evet. Bunu yufka ekmeğin içerisine dürüm yaparak yenilebilen bir yemek veya katık olarak değerlendirilen bir ürünümüz. Valla çok teşekkür ederiz. Gayet güzel. Hepsi şahane. Çok lezzetli. Sofralarınız bereketli olsun. Tabii bizim izleyicilerimiz de bizi buradan takip ediyorlar. Ama onlar üzülmesinler. Onlar da buraya gelsinler. Alanya'ya gelsinler. Edevet Yaylası'na gelsinler. Hasan Bey'i bulsunlar. Ve bizim bu yediklerimizi bizlerle paylaşsınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Özellikle Alanya'mızı bu anlamıyla da kültürüyle de tanıttığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Şehrimin ekonomisi tamamen tarım ve turizme dayalı. Hizmet sektörü oldukça gelişmiş. Nasılsınız? Ne var ne yok? Çok teşekkür ederiz. Görüşmeyeli. İyi görüyorum sizlere. Muzla beslendiğiniz için herhalde biz de öyle yapıyoruz çok Ankara'da şükür. Ama çok güzel olmuş seralarımız maşallah. Biz buyurun. Sizden içeriden muzun hikayesini dinleyelim. Buyurun. 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 Çok güzel. Sanki bir gerçekten bir yağmur ormanına girmiş gibiyim başkanım. Bu demek ki doku kendiliğinden bir süre sonra oluşuyor bu şekilde. Şimdi içeride biz subtropik koşullarda bu sera ortamında tropiyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu tropiyi içeride nemliliği de sağladığımız zaman bu gördüğünüz doku tamamıyla kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Evet, müthiş bir şey. Değerli başkanım bu şimdi muz bizim tamamıyla eskiden çok az olarak yöresel ürettiğimiz ama büyük oranda ithal yaptığımız bir üründü. Yani tamamıyla tarımsal ürün olarak dışa bağımlı bir muz tüketimi vardı Türkiye'de. Şimdi ne oldu son durum? Ben çok takip edemedim. Nedir? Son durumda bu muzla ilgili yapılan yatırımlarda özellikle devlet tarafından verilen desteklerle muz yatırımları arttı ve açıkta yetiştirilen muzların %80'i 90'ı sera örtüsü altına alındı. Çeşit olarak iklimde de yetiştirildiği ortama göre 4-5 çeşit Cavendish cinsinin altında muzumuz. Türkiye'de 4-5 çeşit muz tabii, yetiştiriyoruz kesinlikle. Cavendish altında. Peki bunlar şimdi biz burada seranın içerisinde bunları hep yeşil görüyoruz. Ama evet. Sofralarımızda bunlar hep sarı. Sarı. Şimdi o arada geçen zamanda neler oluyor da bu sararıyor? Şimdi biz, başka çileler mi çekiyor bu muz? Tabii. Şimdi bunun en büyük çilesi burada belli bir olgunluğa gelip belli bir standardı yakalayıp hasat edilmesi. Muzdaki hasat
dalında sararmış muzun ekonomik hiçbir değeri yok. Çünkü raf ömrü çok kendi ömründen yediği için orada bir şey var. Bu muz hasat ediliyor. Hasat edildikten sonra sarartma depolarına gidiyor. Burada yıkanıyor. Biz bu hevengi taraklama işlemi dediğimiz her bir salkımına tarak olarak isimlendiriyoruz. Taraklanıyor ve paketlemeye alınıyor. Yeşil paketliyoruz değil mi? Yeşil paketliyoruz. Marketlere falan giderken bunlar aslında yeşil paketleniyor. Kesinlikle. O arada bir hafta falan bir süre mi geçiyor? Yaklaşık 3 gün, 5 gün. Bir haftayla. Bir hafta. Yani bu mevsime göre değişen bir olay. Yaz dönemlerinde 3-4 gün depolama süreci. Kış döneminde 7 ile 10 gün arasında değişen süreçlerde belli miktar etilen gazıyla olgunlaştırılarak piyasaya arz ediliyor, piyasaya sunuluyor. Onun dışında başka bir ameli yok. Kesinlikle. Şeylerden, Güney Amerika'dan falan gelen muzlar da gemilerin içerisine konuyor. Evet. Bir ayda buraya gelene kadar olgunlaştırılıyor. Onlarda da şöyle bir durum var. Atmosferik basınçlı depolar dediğimiz depolarda getiriyorlar o şeyleri ve üzerlerine ilaç uygulamalarıyla mantar oluşumunu engelleyip o depolarda buraya getirdikten sonra sarartma işlemi tekrar burada yapılıyor. Aynı şekilde burada yapılıyor. Şimdi bizim muzumuzun lezzetinin bir tık daha üstte olmasının sebebi biz muzumuzun olgunlaşma sürecindeki şeker nişasta oranı dediğimiz nişastadan şekere dönüştüğü dönemde lezzetin arttırıcı unsuru biz ağacın gövdesinde Kendisi doğal ortamında yapıyor. Çok güzel. Ama oradaki erken hasat edilip gelip burada sarartılan muzlarda raf ömrü biraz daha fazla oluyor. Ama lezzet bakımından da hiçbir şekilde yerli muzumuzla tartışılamıyor. Evet değerli izleyiciler, lezzetin göbeğindeyiz. Benim şehrim Alanya'dayız. Muz seralarının içerisindeyiz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Kendisi de motor tutkunu olan belediye başkanımız Adem Murat Yücel bizi bekliyor. Şehrimizin sokaklarını beraberce turlayalım dedik. Para hazırlık tamam. Sizin bugün şehirde olduğunuzu duyduk. Vallahi sağ olun. Teşrif ettiniz, onur duyduk. Ben de böyle motorcu bir başkanım olduğu için gurur duyuyorum. Daha. Hem çalışkan, hem hizmet yapıyor, hem de motorla devamlı gözetim yapıyor. Çok sağ olun efendim. Alanya'ya bu güzel hizmetleri demek ki bu ekiple veriyorsunuz. Çok sağ olsunlar, çok sağ olsunlar efendim. O zaman maskeleri şu anda motora bineceğimiz için çıkaralım. Kaslarımızı takalım. Sizinle bir şeyi tutmak isteriz yani. Şehrimizin güzelliklerini sizinle paylaşmak isteriz. Sağ olun. Aynı şekilde. Bana bu şehri siz tanıtın başkanım. Beraber bir dolaşalım. Bunlar küçük rahitler mi? Nedir? Bunlar aslında kül kutuları. Bölgemizin ölü gömme adetleriyle ilgili bize bilgi veriyor. Kül kutusu mu bu? Kül kutusu demek ama yakılan ölünün, cesedin kalan kemikleri ve külleri bunların içinde muhafız ediliyor. Anladım. Yani Roma döneminde bu bölgede ölü gömme adetlerinden bir tanesi. Milattan sonra 2. yüzyıla ait içi boş döküm tekniğiyle yapılmış. Bu da döküm mü ya? Evet. Çok güzel bir döküm ama o zaman için düşün yani. Gerçekten sanatsal değeri, yetişkin bir erkeğin tüm kas yapıları tasvir edilmiş. Ama hakikaten önemli bir buluş. 1800 sene evvel bunu nasıl bu kadar güzel bir şekilde dökmüşler yani? Oldukça sağlam. Müthiş. Sadece göz çukurlarındaki ne vardı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle başka yerden getirildiği fakat ona verilen değer nedeniyle altındaki taş burada eklenip bir kutsal alanda sergileniyor. Çünkü Herakles önemli, güç ve kuvvetin simgesi biliyorsunuz. Bu dağlarda da güçlü kuvvetli olmak gerekiyor öyle diyelim. Öldürdüğün Yemen Aslan'ın postuyla birlikte dinlenir pozisyonda tasvir edilmiş. Yani hakikaten çok enteresan, bugün içinde herkese ibret olacak öyküsü var Herkül'ün. Diğer adıyla Herakles'in.
Burada bir kadın, bir erkek. Evet, yanak beraber, yanak yana. Evet, onu görüyoruz. Ve erken gelen enteresan yani. Genelde hep normalde porteyi olduğu gibi verirler. Burada Roma döneminde bunu böyle kesip ikisini yapıştırmışlar. Enteresan, o zaman için bile yani çok değişik bir buluş yani. Sonuçta biz bunun erken gelen bir veda, bir ayrılık olduğunu düşünerek, onun için böyle yapılmış olabileceğini olabilir düşünerek yüzümüzün mesajını düşünüp olabilir devam etmek istedik. Doğru. Evet. Sevgi hep vardı. Öyle mi? Evet. O zaman sevgi hep var olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Türkmen, ederim. Sağ olun. Sağ olun. ...1948'de Alanya Limanı'nı yaparken oraya taş götürmek için buradaki ustalar çalışmayı tesadüfen bu mağara bulunuyor ve o günden bu yana da taş işçileri, taşla ilgili Alanya'nın çalışma bir simgesi oluyor. Yani bir damla taşı, herkes Alanya'ya bugüne kadar gelen herkes damla taşı mutlaka uğramıştır. Sadece astım hastalar geliyor, onlar kullanıyor. Sonra da hizmete açılıyor. Ondan sonra da gezinti olarak açılıyor. Tamam, ve böylelikle yılda 5000'e yakın ziyaretçisi var. Harika. Meşhur damla taş. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizleri hazır burada bulmuşken bu kaleyle ilgili biraz bilgi alalım. Yani bu kale Alaaddin Keykubat zamanında mı yapıldı tam? Evet, aslında bugünkü halini o dönemde aldı. Tamam, çok ama daha önceleri bir öncesi var. Var tabii ki. Milattan önce 4. yüzyılda aslında burada bir yerleşme var. Ve bu gördüğünüz surların altında o döneme ait izler var. Yani bu surların yenilenmesi, tekrar restore edilmesi ve yenilerinin yapılması Alaaddin Keykubat zamanında. Aslında her dönem yenileri yapılıyor ama bugünkü hali Alaaddin Keykubat dönemini yansıtıyor. Biraz önce geçtiğimiz kapı işte milattan önce 4. yüzyıldan. Onun üzerine 7 tane dönem gelmiş. Yani 1950'lerde en son onarım yapılmış. O günden bugüne Alanya Kalesi yaşamına devam ediyor. İç kalenin orijinal kapısından içeriye giriyoruz. Maşallah bayağı tam kale kapısıymış. Evet, tam bir kale kapısı. Aslında hem bir burç, hem hani askerlerin sığındığı bir yer, hem de kalenin kapısı. Bu kale kapısı, yani buradaki en son yazıt 1231 yılına kadar devam ediyor. Dolayısıyla biz şu anda aslında hem saray hem askeri bir alan olan iç kalenin içine girmiş oluyoruz. Hemen ileriye baktığımızda aslında işte Alaaddin Keykubat'ın sarayının olduğu ön avlunun içerisindeyiz. Tarihte farklı isimlerle anılan şehir, Bizans döneminde Korakesiyu, Anadolu Selçukluları döneminde Alaaddin olarak yer almış. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk ile dönemin belediye başkanı arasındaki bir telgraf alışverişi Alaaddin yerine harf hasası ile Alanya şeklinde yazılmış
ve Atatürk'ün kararıyla 1933 yılında resmi gazetede yayınlanarak Alanya adını almış. Değerli Türkkan Hocam, biz çok çok teşekkür ederiz. Sizin yani bugün hakikaten önemli bir zamanınızı aldık ama çok değerli bilgiler edindik. Sayın Başkanıma ve size çok çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ tekrar olun. Bekleriz. Sağ olun. Hoşçakalın. İnşallah. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın. Tabii bu eldivenler, bu kask çok önemli. Tam korumalı bir ceket. Her zaman ve çizmeler. Bunlar motosiklet kullanıcılarının dikkat etmesi gereken şeyler. Bütün bu kurallara dikkat ettikten sonra Alanya annelerinin hazırladığı son derece güzel yemek örneklerini tatmak için buraya geldik. Bu Esma Sultan'ın yeri burası ve Alanya'nın yöresel yemeklerini şimdi sizlerle beraber tadacağız. Merak etmeyin, sizler de yiyeceksiniz. İzleyicilerimiz de daha sonra Alanya'ya gelerek yiyecekler. Evet Cevdet Bey, sizi görmekten çok mutlu oldum. Esma Sultan'ın yemekleri sadece Türkiye değil, dünyaca ünlü Alanya yemekleri. Burası Alanyalı annelerin yaptığı yöresel yemeklerden oluşuyor. Evet. Sizlerin yemekleri. Efendim bunlar, işte gördüğünüz gibi biz burada her gün buraya gelen değerli misafirlerimize et, balık, tavuk, sebze üzerine Alanya kültürünü lezzetleriyle böyle farklı farklı lezzetlerle her gün menümüze bunları sormaktayız. Şimdi buradaki her yemeğin bir hikayesi var. Evet. Yemekler çok lezzetli. Yani ben tabii bir kalite kontrol yaparım da işin uzmanı değilim yani böyle, ama ben tahmin ediyorum uzmanlar da gelmiş, sizin yemeklerinizi çok beğenmişlerdir. Biz bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Alanya'ya gelip Esma Sultan'ın yemeklerini yesinler. Oğlu Cevdet Bey şu anda annesiyle rekabet halinde bu işleri devam ettiriyor. Evet, evet. Alıyorsun, rakibin de sana hep yardımcı oluyor. Nasıl rakip sağ o? Sağ olsun. Yani? Ama diğer eşsiz annelerimiz rakip de öyle ya. Doğru, doğru. Yani doğru. Herkesin annesi vardır evinde. Herkesin annesi güzel lezzetli ürünler yaparlar ama doğru. Tek rakibimiz yani herkesin annesidir. Peki. Yani biz de onların lezzetlerini verelim diye elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şu an gayet hazırım da biraz. Hazırlanıyorum yavaş yavaş. Alanya'ya kadar gelmişken yamaç paraşütü yapmadan olmaz. Ben uçmayı oldum olası hep sevdim. Hocam, hakikaten sağ ol. Çok güzel bir iniş oldu ama yetmez. Müthiş çekiciliğiyle Akdeniz beni bekliyor. Az evvel harika bir uçuş yaptık. Alanya'yı havadan seyrettik. Alanya sadece havadan değil, suyun ve suyun altından da çok güzel. Şimdi suyun altındaki güzelliklerini görmek için dalışa gidiyorum. Dalış teknem dışarıda bekliyor. Buradan yüzerek dalış teknesine geçeceğim. Oradan ziyaret etmiş olduğumuz Damla Taş Mağarası'nın bir ikisi de suyun altında vardır. Biz onlar dalgıçlar, Damla Mağarası deriz. Oraya geçeceğim ve böylelikle havadan
karadan, denizden ve su altından Alanya'yı tamamlamış olacağız. Değerli izleyiciler, yamaç paraşütünden sonra benim şehrim Alanya dedik. Niye benim şehrim Alanya diyoruz? İşte benim şehrim diyorum çünkü 14 sene evvel de burada bu ekiple beraber bizler çok güzel dalışlar yapıyorduk. Şimdi artık burada fok balıkları var. İçeride aslında onun ismi fok balık değil biliyorsunuz memeli. Ama burada o kadar güzel bir ortam var ki biz ekip aynı şekilde sağlıklı, sıhhatli olarak bugünlere gelebilmişiz. Evet, şimdi dalma zamanı. Burası fokların da yaşadığı Rambo mağarası olarak adlandırılıyor. Umarım fok görürüz. Ekiple birlikte su altının keyfini çıkarıyoruz. Şu anda gayet güzel, hemen salabileceğimiz bir halde görüyorsunuz. Burada da on binlerce yıldır işleyen sarkıtlar ve dikitler var. Gerçekten müthiş bir güzellik. Su üstündeki damla taş mağarası 1948'den bu yana meşhur. Burası da son 30 senede arkadaşlarımızın bulduğu ve Rambo adını verdikleri mağara. Damlataş Mağarası'nın bir benzeri suya altında. Foklara da ev sahipliği yapıyor. Çok güzel, harika. Ama şöyle kirlilikleri de biz toplamaya çalışıyoruz ama bunları hiçbir şekilde buralara gelmesini engelleyecek şekilde deniz akıntılarını karıştığını unutmamak lazım, hiç kullanmamak lazım. Kirletmeye devam ettiğimiz doğa bizden bunun hesabını soracak. Ne zaman? Her zaman. Lütfen duyarlı olalım. Harika bir dalış oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Gayet güzel oldu yine. Seneler geçse de güzellikler, yine kalanlar var, kaybedilenler var. Çok göçmen balık gördüm yalnız. Evet, bayağı. Yani belki bizim yerli balığımızdan fazla yabancı balık vardı. Şu da tabii bu çıkarttığımız bu naylon torbalar, şu atıklar, içerisindeki bu tip plastik atıklar, bunlar deniz tarafından yok edilmesi son derece zor.
Onlar yüzlerce, binlerce sene sonra ancak kaybolabiliyor ama biz de onları göremiyoruz. Bizim neslimizin de bu balıkları, bu güzellikleri görebilmesi için bunlara çok dikkat etmek lazım. Teknedeki arkadaşlar, dışarıda denizi kullanan herkes, su altını, su üstünü kullanan herkesin buna dikkat etmesi lazım. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Murat Bey. Dim Mağarası hakkında size kısaca bilgi vereyim. Sağ olun. 1998 yılında hizmete girdiği tarih itibarıyla ülkemizin ilk özel işletmesi olarak. İlk özel işletme ilk mağarası özel işletme, burası evet, değil mi? Evet. İlk özel işletme Dim Mağarası Türkiye'de. Çok güzel. Alanya'mıza, ülkemize güzel bir işletme kazandırdığımızı düşünüyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Bir güzel tarafı da o da Türkiye'de ilk Uluslararası Mağaralar Birliği diye bir birlik var dünyada. Evet. O birliğin de tek üyesi yine Dim Mağarası. Harika bir şey. Bugün için bile inovatif bir düşünce. Yani evet. O zaman yani 20-30 sene önce bunu düşünüp yapmışlar. Evet. Ve sizler de 20 senedir yaklaşık İşletmenin buradasınız. Başındayız. Harika bir şey. Çok güzel. Buyurun gezelim. İzleyelim. Buyurun. Bu tarafta dikkatimi çeken böyle beyaz küçük oluşumlar var. Nedir bunlar Murat Bey? Bunlar bakalım çok genç oluşumlar, yeni oluşumlar. Genç dememe rağmen bunların yaşı belki 10 bin, belki 20 bin yıl yaşında. Bayağı gençmiş. Oldukça gençler. Bunlara jeoloji dilinde de spagetti, makarna, makaroni gibi isimler verilir. Gördüğünüz gibi bunlar da zaman içerisinde büyüyerek, sarkıt ve dikitleri oluşturarak sütun haline gelecekler. Murat Bey bu meşhur avize mi? Evet. Şu eskiden sizin tanıtımlarda kullanılan. Evet, bir zamanlar hani mağaranın broşürlerimiz... tanıtımında bunu broşürlere bunu koyuyordunuz herhalde. Broşürlerimizi kapağıydı. Evet. Müthiş bir oluşum. Yaklaşık 4-5 ton ağırlığında ve orada asılı vaziyette duruyor. Evet, müthiş bir şey. Müthiş bir oluşum evet. Hakikaten. Şu tarafa baktığım zaman orada da iki tane şey var. Ne o? Evet. Onlar mağarada doğal oluşumlar figür oluşturuyor. Onları da insanların benzetmesine yardımcı olmak adına biz baykuş çifti olarak isimlendirdik. Baykuş. Oraya tünemiş iki baykuş yuvasında. Çok güzel. Peki bu baykuş kuş cinsine geldikten sonra bu mağaranın içinde yarasa var mı? Yarasalarımız var. Canlı var. Hala devam ediyor. Tavanda, yarıklarda belli ışıktan uzak yerlerde hala yaşamlarını sürdürüyorlar. Akşamları çıkıp besleniyorlar, tekrar gidiyorlar. Siz onların biraz geçiş yerini tabii, açıyorsunuz. Tabii. Peki. Murat Bey, hakikaten bu galeride değişik formasyonlar var. Evet. Ben suyun altında böyle çok benzer şey gördüm ama şimdi burada böyle aynen su altındaki gibi yumrulardan oluşmuş. Evet. Çeşitli böyle süngerimsi kayalar görüyorum. Bunlara yumru oluşumu, bir başka tabirle de soğancık ismini veriyoruz. Evet. Bunlar da daha farklı bir formasyonda. Çok enteresan. Yani üsttekiler evet. Arada böyle bir sünger tabakası sanki. Aşağıdakiler bir taş. Aynen. Evin altı gibi. Evet. Bu yani öbür tarafın ucu gölde bitiyor. Evet, bu tarafta burada bitiyor. Görebileceğimiz nokta. Yoksa yukarıda evet. Devam ediyor ama tahmin ederim. Tabii. Onları da belki ileriki evet. Senelerde evet. Açarlar. Kısmet. Ama biz izleyicilerimize buraları görmelerini tavsiye ediyoruz. Hakikaten çok değerli. Bunlar bizim hazinelerimiz. Bu hazinelerimizi yaşarken görmek lazım diye düşünüyoruz. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Yine bir günün sonuna geldik. Güneş ufukta yavaş yavaş batış durumunu aldı. Tabii bu güzel batışın yarın güzel tekrar doğuşu ve güzel bir gün olacağının da bizim için müjdecisi. Ben bütün izleyenlerimize benim şehrim Alanya diyorum ve hepinizi Dim Çayı'na, Dim Mağarası'na ve şu şahane güneş batışına bekliyorum. Hoşça kalın. Thank you.